15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan Fethullahçı teröristlerin yargılanma davaları devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü alçaklar hakkında verilen kararlar açıklandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, girişim gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast ve kasten öldürme suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığını bildirdi. Daha sonra Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üst Komutanı Tu General Bekir Ercanvan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz ve birçok hain 79'ar er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Aralarında Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen ve sivil imam Adile Öksüz'ün de bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı. Darbe girişiminden sonra ismi Mürtet olarak değiştirilen Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldığı biliniyor. 15 Temmuz hain darbe gecesi Akıncı üstünde 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı. Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı.